Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hikmet Bey. Ee, bugünkü soru biraz hassas bir soru. O yüzden hemen direkt konuya başlıyorum inşallah. Hadi bakalım. Eşler arasında, ebeveynler ve çocuklar arasında din ve değerler bazen istismar edilebiliyor. Bir silah olarak, bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir? Evet, çok çok muzdarip olduğum bir konu Hikmet Bey'in. Ne yazık ki biz dini kendi işimize geldiği kadarını alıyoruz. işimize gelmeyen tarafı bir kenara atıyoruz. Ve bugün özellikle ailelerde güçlü olan zayıfe karşı dini bir silah olarak kullanıyor bir dayatma aracı olarak kullanıyor bir baskı aracı olarak kullanıyor durum böyle olunca da yeni nesil ve insanlar dinden uzaklaşıyor. Onların uzaklaştığı din gerçek din değil. Onların uzaklaştığı din bizim kendimize göre yonttuğumuz, kendimize göre şekillendirdiğimiz, kendi çıkarımıza kullandığımız dini anlayıştır ne yazık ki. Mesela geçen bir hanımefendi kocasının dışarıda başka kadınlara baktığını söyledi. Yolda yürürken eşim sağa sola bakıyor dedi. Peki bu sizin için niye bu kadar önemli dedim. Hocam ama din demiyor mu gözünüzü haramdan sakının. Evet diyor dedim ama dikkat edin. Din eşinizin gözünü haramda sakının demiyor ki kendisi gözünü haramdan sakınacak. Eğer senin bu hassasiyetin dinden kaynaklanıyorsa burada sana iş çıkmaz dedim. Ama kıskanıyorum diyorsan o başka bir mesele. Burada lütfen dini kullanma veya erkekler benim bu ihtiyacıma cevap vermezsen melekler sabaha kadar sana lanet eder. Ben bunu anlayamıyorum. Melekler senin silahın mı? Melekler senin askerlerin mi? onu duysun kadın kendisi anlasın kendisi orada der çıkarsın çıkarmıyorsa çıkarmasın neden sen onu orada kullanıyorsun ayrıca kaldı ki eğer cinsellik konusunda dini değerleri kullanacaksan lütfen tümünü kullan mesela diyor ki hadiste eşinize horoz gibi yaklaşmayın mesela diyor ki eşinize elçiler göndererek yaklaşın diyor sen bütün bunları bir kenara koyuyorsun işine gelen tarafını alıyorsun Geçen bir kız çocuğu bana, hocam Allah niye hep güçlülerden yana dedi. Nereden çıkarttınız dedim ya. Hocam annem babam sürekli bana özellikle annem en ufak bir yanlışım olsa, bir hatam olsa veya onlara bir tepki versem veya annemin babamın bir yanlışını söylesem, yapmıyorum desem, itiraz etsem Anne babaya öf denmez. Hocam nasıl yapacağım ben bunu dedi. Neden biz anneye babaya öf diyemiyoruz dedi. Kızcağız burada haklı ama kızcağızın itiraz ettiği ayetin gerçeği değil. Ayetin istismar edilmiş şeklidir. İşte çocuğun o temiz fıtratı, o masum doğası o konuyu reddediyor. Anne babanın o yaklaşımını reddediyor. Çünkü anne baba orijinalini aktarmıyor. İşine geldiği tarafını aktarıyor. Ben gerçeğini kıza anlatınca, "Hocam şimdi oldu." dedi. Çünkü gerçeğinde diyor ki, "Eğer anneniz veya babanız eğer bakın eğer şayet anneniz veya babanız ikisinin ikisi ve ikisinden birisi ihtiyarlık çağını ererse bir ihtiyar olacak. Ve senin yanında kalırsa onları öfteme. Biz bunu makaslayıp atıyoruz. Sondaki cümleyi mutlak alıyoruz. Her halükarda, her yaşta, her şartta geçerliymiş gibi yansıtırsan çocuk sana tepki gösterecek. Anne baba yaşlanacak. Tıpkı çocuk gibi olacak. Sen de büyüyeceksin. Kocaman adam olacaksın kocaman kadın olacaksın ve annen baban sana muhtaç olacak. Gelecek senin evinde kalacak. İşte o zaman o çocuk gibi olan yaşlılara öfteleme diyor. Şu anda durum tam tersi. Çocuklar yaşlı gibi. Anne babaların öftelememesi lazım. O masum çocuklara anne babaların öftelememesi lazım. Öf demek ki sana gelecekte öf demesinler. Sen şiddet göstereceksin, bağıracaksın, döveceksin, aşağılayacaksın çocuğa, her türlü yanlışı yapacaksın. Din burada seni uyarmıyor, öyle mi zannediyorsun? Ama sen o güçlü haliyle dini kullanacaksın. İşte bu anlayış bizi dinden uzaklaştırıyor. İşte bu anlayış çocuklarımızı yeni nesli maalesef dinden uzaklaştırıyor. Peki hocam nasıl olacak? Yani dini değerleri, dini vecibeleri çocuklarımıza, eşimize anlatmayacak mıyız? Evet kesinlikle bakın. Tabii ki anlatacağız. Silah olarak kullanmak ayrı bir şey, anlatmak ayrı bir şey. Ve bu anlatmak Hikmet Bey'i örneklikle oluyor. Bakın din peygambere bile diyor ki senin sadece vazifen anlatmaktır. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin diyor. Yahu elçi olan peygambere bile diyor ki sen zorba değilsin diyor. Sen baskıcı biri değilsin. Biz dini dayatıyoruz ben ondan bahsediyorum. Zorluyoruz. Din ve ahlak başkasına örnek olunarak olur. Yani siz önce onu yaşarsınız, model olursunuz. Sonra sevilirsiniz. Karşı taraf tarafından güven duyulursunuz. Ondan sonra o da içinden gelerek seni benimseyerek, seni onaylayarak o davranışlarını, yaşamını taklit etmeye başlar. Yoksa benim bahsettiğim şey burada dini dayatmalardan bahsediyorum. Kendi sorununu çözmek için dini kullanıyor. Onun düzelmesi için yapmıyor burada. Ona örnek olmak için yapmıyor orada. Dini yaşamıyor. Dini, dini yaşatıyor. Dini zorla başkasına dayatıyor. Sen yaşa diyor. Ama kendisi yaşamıyor. O kadar örnek var ki bende. Adam 5 vakit namazını kılmıyor. Orucu falan da yok. Olsun olmasın o benim meselem değil. Ama eşiyle sorun çözerken dini verileri geri getirip kullanıyor. Ben de soruyorum siz namaz kılar mıydınız diyorum. Hocam yok Allah affetsin kılmıyorum. Oruç tutuyor musunuz? Ya hocam işte şöyle bir, bir sürü gerekçe sayıyor. İyi de kardeşim senin dinden bahsetmeye bir kere hakkın yok. Sen yapmadığın, yaşamadığın bir şeyi inanarak temsil etmediğin bir şeyi ne diye çıkarın olduğu zaman kullanıyorsun. Bu din istismarıdır işte. Bu değerler istismarıdır. Bu kendi çıkarına dini kullanmaktır ki din burada bizi tehdit ediyor. Dinin işinize gelen tarafını alıp işinizden gelmeyen tarafını bir kenara mı atıyorsunuz diye bizi uyarıyor aslında. Bunu yapmaya hakkımız yok. Benim bahsettiğim bu ve anne babalar bunu yaptığı sürece çocuklarını dinden uzaklaştırıyorlar. Hocam sanki böyle dinin amacını, dinin tanımını çok bilmiyoruz gibi geliyor. E, bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir? Evet, ben de aynı kanaatteyim. Dini bir takım sembollere, ritüellere mahkum ettik. Din'in amacını soralım. Dini getiren peygambere din nedir diye soruluyor. Din güzel ahlaktır diyor. Din güzel ahlaktır. Sonra güzel ahlaktır. Sonra güzel ahlaktır diyor. Ve kendisini de ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Din ayrı, ahlak ayrı değil. Adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, bütün dini şeylere dikkat ediyor ama evinde bağıran, çağıran, aşağılayan, hakaret eden, hakka giren oluyor. Bu defa bu dinden çocuklar uzaklaşıyor. Dinin özü ahlaktır. Namaz, oruç, zekat, hac bütün bunlar birer terapidir. Birer rehabilitedir. Duygu, düşünce terazisini dengede tutma araçlarıdır. Asıl amaç ahlaktır. Güzel ahlaktır. Ve yeri gelmişken özellikle erkeklerin dikkat etmesi gereken bir veriyi paylaşmak istiyorum. Yine Hz. Peygamber diyor ki en iyi insan kimdir biliyor musunuz? En iyi insan. İyi insan İslam literatüründe mümin olarak tanımlanır. En iyi insan ahlakı güzel olan insandır. Peki ahlakı güzel olan insanlar içerisinde en zirvede kim var? En tepede kim var? Eşine yani karısına yumuşak davranandır diyor. Bir insanın ne kadar insan olduğu karısına nasıl davrandığına bağlı. Hocam bu erkeğin mi karısına davranması? Aynen öyle. Aynen öyle. Kadının kocasına davranması değil. Erkeğin karısına davranmasından bahsediyor. Diyeceksiniz ki peki kadın nasıl davranacak? Ben şuna inanıyorum. Erkek karısına iyi davranırsa zaten kadın ona iyi davranacak. O yüzden Hz. Peygamber devamına vurgu yapma ihtiyacı hissetmemiş. Çünkü bu bir silsiledir. Bir erkek ben ne kadar insanım diye test etmek istiyorsa eşine nasıl davrandığına baksın diyor. Lütfen dini bir bütün anlayalım. Dini bir bütün anladığımızda her şey ortaya çıkar. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşelim.